Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, evet bu haftanın ilk günlerinde ay sizin burcunuzda olacak. Pazartesi ve salı günleri kapanan fazda olacak. Çünkü hafta ortasında çarşamba günü artık yepyeni bir ay doğacak. Dolayısıyla haftanın ilk iki günü belki de geçmiş ayın konularını tamamlamaya uğraşarak geçirebilirsiniz. Oldukça aktif günler. Burcunuzda ilerleyen bir Merkür var. Retro olması da belki bazı şeyleri düzeltme, gözden geçirme, tamamlama imkanı size veriyor. Ve bu haftanın özellikle ilk günlerinde Merkür'ün Yay burcundaki Satürn'le de güzel bir açısı var. Bu da size uzun vadeli işlerinizde, geleceğe dair, kariyer gibi konularda bazı önemli konuları düşünmenize, fikir paylaşımları yapmanıza veya başkalarından fikirsel düşünce olarak da olsa bazı destekler almanıza imkan verebilir. Gezegeniniz Mars İkizler Burcu'nda oldukça aktif, dışa dönük. Zihniniz de bu dönemde çok hızlı çalışıyor. Dolayısıyla hem iletişim, ilişkiler hem de ticari konularda oldukça aktifsiniz ve bazı şeylerde de sabırsız bir şekilde hemen eyleme geçmek istiyorsunuz. Ayın 26'sında Boğa Burcu'nun 6 derecesinde yepyeni bir ay doğacak. Dolayısıyla ikinci evinizde doğacak bu yeni ay sizin için Nisan sonu ve Mayıs ayının ortalarına kadar olan dönemi biraz daha para konularına vurgu yapacak gibi görünüyor. Parasal konular, kişisel gelirleriniz, kazançlarınız, bütçeniz, yeni gelir imkanları veya bunun yanı sıra sahip olmak istediğiniz çeşitli eşyalar olabilir, alışverişler, mal almak istediğiniz bazı şeyler olabilir, yatırımlar olabilir. İşte tüm bu konulara biraz böyle kafa yoracağınız bir dönemde olacaksınız. Ayın 28'inde hafta sonundan itibaren Venüs de artık burcunuza geçiyor. Dolayısıyla Venüs burcunuzda hem ilişkiler ve sosyal yaşam bakımından olduğu kadar aynı zamanda para konularında da destek olur. Venüs'ün de burcunuza geçmesi bu anlamda özellikle finansal konularda biraz daha kendinizi rahat ve iyi hissetmenize imkan verecek gibi görünüyor. Evet, Venüs özellikle Koç burcunda bu yıl ikinci kez geçecek. Çünkü Şubat ayında da Koç burcuna geçiş yapmıştı. Ardından bir retrosu oldu. Dolayısıyla Şubat ayının başlarında özellikle Venüs'ün hayatınızda nelere yol açtığını ve üzerinizdeki etkilerini tekrar bir gözden geçirirseniz, şimdi Venüs o alanlara tekrar bir dokunuş yapacak. Belki de retro nedeniyle hani bir şeyler yarım kaldı, ertelendi. Şimdi onları tekrar ele alabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Özellikle de estetik gibi, güzellik gibi kişisel bakımınızla ilgili konular olabilir. Kendiniz için yapacağınız güzel alışverişler olabilir, giyim kuşamınız olabilir. İşte tüm bu konularda Venüs sizin arzularınızı arttıracak, biraz daha böyle size destek olacak gibi görünüyor. Hafta sonunda özellikle Cuma ve Cumartesi günü de Ay İkizler Burcu'nda ilerlerken biraz daha günlük hayatınızın hareketleneceğini söyleyebilirim. Yani seyahat fırsatları olabilir bu. Yakın çevrenizdeki kişilerle kuracağınız iletişimler, toplantılar, sohbetler olabilir. Oldukça aktif günler. Ancak Cuma gününe biraz dikkat edin. Çünkü Ay geçişi Mars'la da kavuşacağı için bu sizin hızlı tepki vermenize birazcık böyle belki de çevrenizdeki kişilerle ani gerilimlere imkan verebilir. Kullanacağınız sözcüklere dikkat edin. Çünkü Mars 3. evinizde bazen böyle hem hızlı konuşuyorsunuz hem zaman zaman patavatsız olabilirsiniz. Bazen istem dışı daha sert sözcükler kullanabilirsiniz. Tüm bu konularda biraz daha kendinize özen göstermenizde fayda var sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.